İyi akşamlar Ulusal Kanal izleyicileri. Tabii bu hafta bir sürprizle karşılaştınız. Gerçi sabahtan beri devam eden tanıtım duyurularında hem benden söz ediyordu hem de sevgili konuğum Serdar'dan söz ediyordu. Hocamızın bir ameliyat öyle çok da diş operasyonu nedeniyle programı bugün biz sürdüreceğiz. Gelecek hafta da benzer bir şekilde programı başka bir konuğumuzla sürdüreceğiz. Tabii ki program sunuculuğu ayrı bir deneyim gerektiriyor. Bir de Alparslan Işıklı gibi çok değerli bir hocanın ikamesi olmak öyle kolay bir iş değil. Dolayısıyla Ulusal Kanal izleyicileri bazı ufak tefek hatalarımız olursa onları hoş görecektir umuyorum. Şimdi ben konuğumu sizlere tanıtayım. Daha önce aslında yine tesadüftür bir program yöneticiliğim sırasında hocamın yine galiba işlerin yoğunluğu nedeniyle bir katıldığım, onun yerine sunduğum programda sevgili Serdar'la yine birlikte olduk. Ben sevgili Serdar diyorum, ismiyle hitap ediyorum. Çok kadim bir dostum, çok eski yıllara dayanıyor. Aynı zamanda da özelliğini bazı insanlar bilmeyebilir. Bir de Serdar hocamız yani. Mülkiye'de uzun yıllar ders veriyor. Aslında artık emeklilikten sonra herhalde olacak. İnşallah öğretim kadrolarına da yakın zamanda kendisini görürüz. Benim öteden beri arzum böyle ama işte bazen arzularla bu işler olmuyor. Önce şunu söyleyeyim. Biz bugün 2011 yılı ile ilgili bir genel bir değerlendirme yapacağız. Ardından 2012'ye ilişkin öngörüler de yapacağız ama 2011'i değerlendirirken en kritik yerinde sevgili Serdar bize özellikle sanayileşme ile ilgili gerçekten benim çok beğendiğim son TMOB'un Türkiye Makine Mühendis ve Şehir Plancıları Odası'nın her iki yılda bir düzenlenir. Düzenleme komitesinde ben de bulunuyorum. Zaten sevgili Serdar'ın böyle bir sunuş yapmasını isteyenlerden de biri bendim. Çok güzel bir sunuş yaptı. Bürokrasiden çok arkadaşlar vardı. Kimisini orada tanıdım, kimisini geçmişten tanıdığım insanlardı. Çok etkilendiklerini söylediler. Bayağı bir katkı yapan bir sunuş oldu. Şimdi hem o değerlendirmeye bir bakacağız hem de 2011'e ilişkin analizleri biraz sonra yapacağız. Evet Serdar'cığım, sen hocam, neler söylüyorsun? Nasıl başlıyorsun? Şöyle başlayalım. Önce izleyicilerimize bir iyi yıllar dileyelim. Evet, doğru. Umarım 2012, doğru, 2011'i aratmaz. İkinci esas meseleye geçmeden önce belki üzerinde kısaca düşünmemiz ve hatırlamamız gereken meselelerden bir tanesi de Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 21. yılı bugün. Yıl dönüyor. Yani 1990 aralığıyla 91 Ocak ayı arasındaki 32 bin maden işçisinin bu toprakların sahibi olduklarının bilincinde olarak hem gerek Zonguldak'ta başlattıkları mücadele hem oradan Ankara'ya Şemsettin Özer rahmetlinin önderliğindeki yürüyüşle sadece kendi sınıflarının değil, yani işçi sınıfının, maden işçilerinin değil, aynı zamanda 4-5 yıldır gecikmiş olan kamu çalışanlarının birikmişlerini de alan bir mücadeleye, 89 bahar eylemlerini tetikleyen, önderlik eden bir yürüyüşün 21. yıl dönümü. Tabii 21 yıl önce edinilen kazanımların bugün ne halde olduğunu bizim sosyal politikacı arkadaşlarımız, özellikle Yıldırım Koç hocamız kendi programında zaten değerlendiriyor. Şimdi gelelim 2011 Türkiye iktisadiyatı, Türkiye ekonomisi nereye doğru evrildi gibi. Bir iki çok böyle bütün parametrelere belki bakmayalım ama bir nasıl söyleyeyim, bir böyle neredeyse havai fişek patlatmadıkları kalıyor. Daha dün yaşadık, işte Cumhuriyet tarihinin yeni bir ihracat rekorundan bahsediliyor. Bu artık bir tiyatroya, vodvile döndü. Nasıl söyleyelim,
Yani her ayın ilk haftasında böyle artık borsa, faiz ve dövize kilitlenmiş ekonomi medyası, genellikle dış ticaretten sorumlu devlet bakanıydı eskiden. Şimdi ekonomiden sorumlu bakan, ama tabii ki sadece dış ticaret müsteşarlarının bakanlığa dönüşmesinden oluyor. Dün işte bir açıklama, 134 milyar dolarlık bir ihracat. Çok da keyif alarak yaptı. Evet, evet. Yani şimdi... Makasın öbür tarafını da hiç söylemiyorlar, değil halbuki mi? Halbuki dış ticaret yani bildiğimiz terzi makasının da iki ağzı gibi bir şey. Yani peki izleyicilere şunu söylemek lazım. 134 milyar dolarlık ihracatın bir başarı öyküsü olarak anlatılması için ne kadar ithalat yaptığımıza bakmamız lazım. İthalat rakamlarına bakıyoruz. 241 milyar dolar. Yani aşağı yukarı dış ticaret açığımız 100 milyar dolar. Bunun öbeğinden fışkıran cari açık 80 milyar doları buldu. Esas rekor bu. Tabii. Yani dünyada... Cari açık milli geçtik payı da %10'lar değil mi? Tabii 10,2, evet, 10,5 civarlarında. Evet. Esas rekorumuz bu. Bu kepaze bir rekor. Bu bununla bizim övünmemiz değil, yüzümüzün yere bakması lazım. Çünkü yurt içi katma değer zincirinden zaten oldukça uzak bir sanayi profilimiz var. Üstüne bir de bunun yani 100 birim ihracat yapmak için yaklaşık kimi malda 70, kimi malda 80 birim ithalat yapıyoruz. Bizim net ihracatçı olduğumuzu bildiğimiz, evet, giyim ve tekstil sektöründe bile hocam yabancı girdi, evet, oranı %50'lere geldi. Gene dünkü açıklanan dış ticaret rakamlarına baktığımızda övünme aksı olarak önümüze konan otomotiv parlatmasında, evet, ithal girdi oranı %80-90 bandında. Dolayısıyla da bizim bu ihracattan net karımız ülke olarak nedir? Evet. Kocaman bir soru, evet, işaretidir bu ve bu neticede hani bilanço mantığıyla baktığımızda kırmızı bakiye demektir. Tabii, tabii. Ha bir de şöyle bir şey. Hani şimdi toplam ithalat tamam, o bir sorun. Ama sen bir de altını çizerek diyorsun ki bunlar ara malları ithalatı. Esas yani ihracatın ara malları ithalatına olan bağımlılığını da masaya koyuyorsun. Ki, bazı ülkeler var mesela ithalatı fazla ama ara mallarında bağımlılığı az. Nihai mal mesela ithal ediyor. De, o çok büyük sorun değil. Doğru. Bir de başka ülke deyince, evet, aklıma hemen şu geldi. Onu da izleyicilerimize belirtmemiz lazım. Namus borcudur. Çünkü evet, Çin'den sonra en hızlı bilmem. Ya şimdi birisi dış ticaret fazlası veren bir ülke. Yani Çin. Evet. Bizim Türkiye ekonomisi cari açık ve dış ticaret açığı veren bir ülke. Bir defa karşılaştırılabilir değil. Yani bize ilkokul 4. sınıfta bayağı kesir öğreten hocamız bunları anlattı. Bir de büyüklük, milli gelir büyüklüğü. Tabii. Aman Allah. Milli gelir büyüklüğü, nüfus, işte sınav. Biri fil, biri böyle sinek. Yani çünkü bu bakın nedir biliyor musunuz? Bunun nedenini şöyle izah edelim. Bilsay Kuruç Hoca'nın kongrede de söylediğim bir cümle vardı. Bir koordinatlarımızı saptayalım izleyicilerimiz de bilsinler koordinat. Türkiye'nin imalat sanayi, dünya imalat sanayi katma değeri içinde ki payı son 10 senedir %0.6 ile 1 arasında değişiyor. Yani yarı sanayileşmiş bir ülke durumundayız biz. Şimdi bir grafik göstereceğim. Bu, evet, bu grafiğe baktığımızda size de vereyim bu grafiği. Bu grafiğe Bayram Ali Eşiyok diye genç bir arkadaşımın son makalesinden, iktisat ve toplumda çıkan son makalesinde rica ettim kendisine, ya şunu imkan olursa gösteririz diye. Bakın orada imalat sanayinin, Türk imalat sanayinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki dramatik payı, yani 19 düzeylerinden 15 küsürlere geriliyor. Ve dikkat edin, birlikte ürettiğimiz bağımsız sosyal bilimciler çalışmalarında, evet, hep söylediğimiz bir iş vardı bizim. Yani koşulsuz IMF güdümüne teslim olduğumuz 98'den itibaren kırılma çok dehşet bir biçimde görünüyor ve çok parlak bakın ekonomi bakalım, büyümesi. Yakın izleme anlaşması tabii, 98 tabii. Ondan sonra. IMF ile, evet, yapılan, evet, yakın izleme anlaşmasından sonra. Zaten 80'den sonra iyice imalat sanayi meselesi gündemden düşmüştü, Türkiye'nin gündeminden. Ama özellikle parlak ekonomi yılları diye tarif edilen 2002-2010, yani mevcut iktidarın iktisat politikalarını tayin ettiği. Bakın orada yani 19'dan 15,2'ye 15,5'e doğru kilitlenen bir pay. Evet. Bu işte yüksek işsizlik
Ve gelecek kaygısı taşıyan nesiller demek aynı zamanda. Yani biz eğer bu üretim paternimizi, imalat sanayi üretim paternini değiştiremezsek, şey değil, bunun sonu iyi değil hakikaten. Evet. Yani %1,5-2 nüfus artışı olan ve genç işsizlerin çok yoğun olduğu bir ülke ekonomisinde böyle bir sanayi yapılanmada siz hakikaten doğrulup da 16. ekonomi olsanız ne yazar, 17. ekonomi olsanız ne yazar? Yani sadece kağıtlara yazar, başka bir şeye yazmaz. Hani %8,2 Çin'den sonuna büyüyen ülkeyiz, böyle bir şeyden o da çıkmaz. Onun ithalata bağımlı bir büyüme olduğunu artık zaten herkes biliyor. Bir de başka abartılan hikayelerden bir tanesi de son dönemde bir OECD çalışmasında dikkatimi çekti. Şili ve Meksika ile birlikte Türkiye'yi en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülkelerden biri olarak belirliyorlar. Dolayısıyla da zaten tek başına bu parametre bile dış ticaret bacağıyla birleştirdiğimizde 2011'i kapatırken şey bir biçimde, yani kötü bir biçimde kapattığımız iktisadi açıdan, yoksa siyasi açıdan söylenecek o kadar çok şey var ki 2011'in bana göre belki alan dışı gibi gözükebilir ama önemli dikkat çekilmesi noktalardan bir tanesi de Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet kazanımlarının en fazla saldırıya uğradığı bir yıldır. Tabii. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Bayramı'nı Van Depremi gerekçesiyle kutlanmasına izin vermemiştir. Ama 17 gün sonra Abdülmecit Sempozyumu yapılmıştır. Doğru. Meclisin önderliğinde. Yani bu tabii kırılgan ekonomik yapı huzursuz siyasetle birleşince son dönemdeki gelişmeler de bildiğiniz gibi Uludere'deki 35 yurttaşımızın kaybı ile de birleştirildiğinde hakikaten 2002'nin oldukça siyaseten de çok sıcak. 2011'i umarım aramayız 2012'de ama arayacağız gibi. Ya benim çok şaşırdığım gözüküyor. Şey şu. Orta vadeli program yayınlandı ya, arkasından da yıllık ekonomik program yayınlandı, biliyorsun artık DPT değil. Katılım öncesi yeni falan, program da çıktı. Şimdi Kalkınma Bakanlığı bir de DPT'yi tarihe karıştırdık. Ya bu Ekim ayında gerçekleşme tahminini vermiş 11 için TÜFE. Yani çok yakın artık, gözünün ucunu gördüğün, önünün ucunu gördüğün yer. 7.8. Evet. Sonra bir açıklama daha yaptı Merkez Bankası. Ya dedi, bu 8.8 bandında olabilir. Ya dehşet bir şey ya. Bugün işte değil mi, dün işte bugün açıklandı TÜFE, ÜFE filan. Ya bakıyorsun olacak şey değil ya. 10.45 ya. Çift haneliye. Evet ya. 10.45 ya. Hocam bir de ya, yer yerinden oynaması lazım. Yani emin ol, yer yerinden oynaması lazım. Hocam bir de gelmeden şu şeyin, Amerika'nın borsa ve iş çevrelerinin ünlü gazetesi Wall Street Journal'a baktım. Evet. Orada öyle bir dalga geçen yazı yazmışlar ki, Merkez Bankası'nın enflasyon riskleri hakkında çok iyimser ve merkezi faiz politikasını yükseltmek için çok isteksiz olduğundan tutun, Türkiye'de enflasyonun son 3 yılın en yüksek seviyesinde olduğuna dair bir makale, yorum var. Yani olacak şey. Yani ve biz nasıl 16-17. ekonomi oluyoruz? Televizyon muhabirleri çarşı pazar dolaşıyor, vatandaş diyor ki işte biber şu kadar artmış, hıyar %22 ile zam şampiyonu olmuş, bilmem ne olmuş. O zaman burada bir başka tuhaflık var. Yani bölüşümü zaten oldukça uzun zamandır unutmuştuk ama o gitti zaten. Biz bu şeye eğer uygun görürseniz dönmek lazım. Bu dış ticaret yapısıyla beraber esas bu sanayileşme problemi olan ve sizin girişte zikrettiğiniz meseleye. Tabii. Çünkü biz az önce gösterdiğimiz grafikteki imalat sanayinin gayri safi yurt içi hasılaya katkısını artıramazsak, gelecek nesillere geleceğimizden yediğimiz için yeni bir imalat sanayi tasarımı düşünmemiz lazım. Bunun için de mutlaka yeniden, belki değil mutlaka yeniden planlı bir ekonomi perspektifini oturtmamız lazım. Bu sene birlikte sizin de düzenleme kurulu üyesi olduğunuz bir şey yaşadık, kongre yaşadık 16-17 Aralık'ta. Kongre Makine Mühendisleri Odası'nın şehir plancılarıyla düzenlediği bir kongreydi ve kongrenin ana spotu bölgesel kalkınma öncelikli. Bu sırf makine mühendisleri odası. Onlar hep makine mühendisleri ama top hani düzenledim. Evet. Bölgesel kalkınma öncelikli istihdam odaklı sanayileşme diye bir kongre yapıldı.
Biri forum olmak üzere 9 oturum. Açılış oturumunda Borat hocamızın bize ışık tutan enfes sunuşundan sonra 2 gün boyunca 21 bildiri tartışıldı kongrede ve madencilik, tarım ve gıda sektörlerinin de alan araştırmalarının sonuçlarını izledik. Aynı anlarda da biliyorsunuz paralelinde de Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin işte bu yani 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi evet. vardı. Bundan sonra aslında belki de bu sivil toplum örgütlerinin bir koordinasyon merkezi gibi kesinlikle. Kendi aralarındaki iletişimi. Çünkü dağıldı. İki kuruluş da iki senede bir yapıyor. Biz hem ODTÜ'ye gittik birlikte hem oradan döndük Milli Kütüphane'ye geldik. Dolayısıyla da bir de görevlerimiz vardı. Evet, evet. Oturum başkanlığı, bilmem bildiri sunumu falan. Hakikaten o açıdan yorucuydu. Ama benim diğer sanayi kongrelerinden bir farkı olduğunu düşünüyorum. Bu seneki iki gün boyunca hemen hemen hiçbir oturumda ilgi eksilmedi. İnanılmaz. Yani sanayileşme acaba hocam Türkiye'de yeniden bir toplumsal amaç fonksiyonu olarak düşünen insanların sayısı yeniden mi artıyor? İnşallah öyledir. Ve bürokrasiden çok sayıda özellikle dış ticaret müsteşarlı ve DPT'den gelen genç, yaşlı bizim yaşımızda meslektaşlarla da karşılaştık ve onlarla çok canlı kahve sohbetlerinde biz sizin bu anlattıklarınızı hiç konuşmadık, hiç duymadık falan diyen gençler bile oldu aramızda. Dolayısıyla da makine mühendisleri odası hakikaten belki iki senede bir değil yılda bir buna benzer en azından belki iki günlük değil ama birer günlük yeniden düşünce toplantıları yani planlama. Çünkü bakın biz neyi eleştirdik? Sizin de bildiğiniz aynı konudaydı. Türkiye bir belgeyle yüz yüze şimdi değil mi? 2011-2014 Türkiye sanayileşme stratejisi parantez içinde Avrupa Birliği üyeliğine doğru. Maalesef bu 2002'den bu yana hazırlanan bütün belgelerde böyle bir parantez var ama Avrupa Birliği'nin hali pür merali de ortada. Ortalık yangın yeri. Gittin yerin ne olacak? Belirsiz. Ortalık yangın yeri ve muhtemelen bu yangının lavları bizim yüzümüzü yalamaya başladı aslında. Kesinlikle. Merkez Bankası iki gündür rezervlerden piyasa müdahalelerinde yoğun bulunuyor ama doların ateşini düşürmek imkan dahilinde olmaz. Bir de cari açığın da finansmanın da rezervlerle. Tabii. En acı olan o. Hani sıcak para diyorduk filan ama şimdi bir miktar kaçtığı için rezervlerden eriterek gidiyor. Ama işte o kadar haklısınız ki bir de tabii bunu dönüp biz zamanda söylemiştik demek tabii bizim işimiz olmamalı ama biz bu cari açığın finansmanında sıcak para meselesine ilk dikkat çektiğimizde yoğun olarak bize karşı söylenen ne oldu? Bizim gibi düşünen evet. iktisatçılara. Efendim açık finanse ediliyorsa sorun yoktur. O harika bir laf. Şimdi de açık finanse ediliyor ama bu sefer sıcak para da yok artık. Ve zaten, olacak gibi de gözüküyor. Zaten fiilen finanse edilmeyen bir açık var mı? O da ayrı bir olay da. O da ayrı bir tartışma. Yani... şimdi o sanayi stratejisine döndüğümüzde şöyle bir şey var. Yani o belgeden de zaten umudumuzun olmaması lazım geldiği konusunda kanaatimiz netleşti. O belgenin içine gireceğiz ama Serdar. Benim burada özellikle oradaki hakikaten enfes tespitlerim vardı. Bir tanesi şu. Yani onu paylaşalım istiyorum. Belgenin içeriğine girmeden önce. Şimdi biliyorsun bunlar çok demokratız. İşte ileri demokrasiyi getirdik. Biz herkese soruyoruz. Herkesle konuşuyoruz. Her kesimi dinliyoruz. İşte son zamanlarda anayasa tartışmaları içerisinde meclis başkanı böyle üniversiteleri dolaşıyor. Bazen kendisi gidiyor. Ya görüş bildirin. Biz çok önemsiyoruz sizlerin görüşü. Katılımcı. Evet size soracağız ki buradan strateji belirleyeceğiz diyen bu hükümet yetkilileri sanayi stratejisinden nasıl bir yol izlemişler? Çünkü o kadar güzel bir fotoğraf verdin ki orada. Onu Ulusal Kanal izleyicileriyle paylaşalım istersen. Söyleyelim hocam. Yani o hakikaten benim yüreğimi dehşet bir şey sızlattı. Yani. Çünkü 216 sayfalık bir belgeden bahsediyoruz ve aşağı yukarı 98 taneydi yanlış hatırlamıyorsam kaynakçası olan bir yayın. İlk önce baktığım işte bir kaynakça hani hangi kaynaklardan acaba okumadığım bir şey görebilir miyim? Bir telif sanayileşme meselesine değinen bir şey var mıdır yok mudur gibi. Baktık ki bu bir
Dünya Bankası, IMF ve TEPAV ortaklığıyla hazırlanmış bir senaryo. Evet, evet, pişirilmiş olanlar. Kimler var? Bunlar var. Bir de DPT'nin 3-4 tane çalışması. Peki kimler yok? Çünkü sanayileşme deyince bizim aklımıza önce işçi sınıfı geliyor, sonra mühendisler geliyor. Kesinlikle. Şimdi TUMOB'un hiçbir kuruluşu yok. Devre dışı. Hiçbir emek örgütü yok. Sanayi iş koluyla ilgili meslek odaları yok. Odaları yok. Yani örgütü. Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği yok. Elektronikçiler yok. Şeyler yok. Dayanık tüketim malları üretenler yok. Bir de finansmanı. Bir de başka oraya da geleceğim. Bir de başka kritik eksikliklerden bir tanesi savunma sanayiyle ilgili de bir şey yok. Of of of. O yani hiçbirisi yok. Şimdi Aselsan, efendim Roketsan, yani bunlar bizim askeri elektronik sanayinde milli. Tabii. Ve deneyimleri var. Milli tabii. Kuruluşlarımız, TAİ'si yok, tabii. Aselsan'ı yok, Roketsan'ı yok, Havayelsan'ı yok. Yani bizim artık tekstilde gideceğimiz pek bir şey de yok. Evet. Yani askeri elektronikse evet. Askeri elektronik, normal ticari elektronikse ticari elektronik. Başka yeni teknolojilere dayalı endüstri iş kollarında bir uzmanlaşma aksı tutturmamız lazım ama yok. Ama tabii bunları toparladığımızda o zaman şöyle bir karara varmak benim için zor olmadı. Bu sanayi stratejisi sermaye sınıfının sanayi bravo, stratejisi. Bravo. Emeğin, çok açık, net. Emeğin tamam. Emeğin burada emek cephesi yok. Dolayısıyla da baştan malul. O kurdukları kurulları falan hiç söz etmeye bile değmez. Yani ekonomi koordinasyon kurulları falan filan çalıştığı yok. Çünkü bu böyle bir yapı olunca, yani sermayenin sanayi stratejisi gibi olunca Türkiye'nin sanayi stratejisi olmaktan da çünkü uzaklaşıyor. Çünkü bakın biz Ankara'da sanayi konuşurken, mühendislerle beraber iktisatçı kimliğimizi sanayi konuşurken İstanbul Sanayi Odası'nda sanayi kongresi yapıyordu. Evet, evet, şimdi İstanbul Sanayi Odası'nın yaptığı sanayi kongrelerinin çerçeveleri belli. Orada emek hiç yok zaten. Çok emek cephesi. Çağırmıyorlar. Mühendisler de yok orada. Onlar kendi sanki İstanbul, yani kahpe Bizans'ın sanayi evet. stratejisi gibi bir durum var. Çünkü bunların örgütleri, en çatı örgütleri, TÜSİAD biliyorsunuz kongrede söyledim, ambleminden fabrikayı değiştirdi, çıkardı. Ambleminde artık fabrika, hatta bacasında yeşil sanayi, hani çevreye duyarlı sanayi diye bir onu şey bile, vardı TÜSİAD. Bunu bile kaldırdı. Yani artık fabrika, iş yeri falan böyle bir şey yok. Hizmetleşiyoruz. Ve bunu milli gelirin bileşenlerinden de görüyoruz. İmalat sanayinin payı gayri safi yurt içi hasıla içinde düşerken tabii ki birileri boşluğu dolduruyor ve bunu da başbakan yardımcılığından birisi övgüyle aynı şeyi söyleyecektim şimdi. Övünerek söyledi. Yani dedi ki bunda ne var dedi, hizmetler sektöründe sanayi sonrası topluma geçtik dediler. Bilgi sanayileşmeyi toplumu. Tamamlamadan. Bilgi toplumu, enformasyon toplumu. Zaten efendim bütün dünyada eğilim bu. Yani hizmetler, bunlar lise mezunu ya da üniversite mezunu gençleri doldurup sefaret ücretiyle yaptıkları çağrı merkezlerini aynen. bilgi toplumu zannediyorlar. Aynen. Öyle bir şey. Yani işte çok acı. Bu tabii bizi o finansman meselesine ne diyorsun? Finansman meselesine gelince o iyice kendi yani şimdi tamam bu sermayenin projesi onu anladık. İyi ama bunun finansmanında değil mi, bu devletin baba kuruluşları var yani. Yıllardır bu işi yapıyor. Bir Kalkınma Bankası, bir Halk Bankası. Tabii, ya bunlar Agroindust tarımsal sanayide Ziraat Bankası. Hiç görüş alınmamış. Yani sanayi deyince aklıma şu geliyor. Az önce söyledim emek cephesini. İkincisi bir projelendirme, fizibilite ve ona bağlı uygun bir termin planı ve seçilmiş öncelikli sanayi kolları. Dolayısıyla da bu sektörlerde eğer siz finansman bacağını sağlam tutup da devlet desteğiyle koruyamazsanız ki bitti. Liberalizm falan geçin bunları. Yok, yani böyle bir dünya yok. Yok. Yani onların tarif ettikleri neoliberal dünya bilmem onu bunu unutun bunları. Yani kıta Avrupa'sı ya da Uzak Asya'daki başarılı ülkelerde kamu finansmanı sanayi yönlendirmesi önemli aktörlerden biri. Orta ve uzun vadeli kredi desteği olmadan bir şey yapılamıyor. Mümkün değil. Yani ben şunları seçtim. Kendi aklımızın ürünü olmadığını da hatırlarsanız bir dipnotta bulduk. Diyorlar ki biz Avrupa Birliği ile zaten bu çatıyı 2003'te atmıştık. Onlar bize dedi ki şu sektörlerde yürüyün kardeşim, gerisini ellemeyin.
Biz o sektörlerde gideceğiz. Bir de onun üzerinden işte çok net olmayan, onu da Oktay Küçükkiremitçi'nin sunumunda hatırlarsınız. Rekabet gücü analizlerinin de nasıl sakatça olduğunu ve yurt içi katma değer zincirini hiç düşünmeyen perspektifte bir şey, ODTÜ'deki sonuçta senin de katıldığın oturumda enerji politikaları. Evet. Tabii. O yok. O gökten gelecek böyle. Yani sanayi düşünüyorsunuz ama finansmanını düşünmüyorsunuz. Sanayi tezgahlarını neyle çalıştıracaksınız? Hangi enerjiyle çalıştıracaksınız? Bu tabii şöyle bir şeye dönecek diye düşünüyorum. Çünkü 2008'de Amerika'da yeniden başlayıp sonra dalga dalga kıta Avrupa'sını kasıp kavuran ve giderek derinleştiği düşünülen bu kapitalizmin krizi ne karşı artık Keynesçi tedbirler falan da çare olmayacak gibi, bizim halbuki 88 yıllık Cumhuriyet tarihinde çok başarılı parlak altın sayfalarımız var, özellikle sanayi ekseninde yeni bir ulus devletin inşasında. Dolayısıyla da hani onlara hiç görmeden, ama az önce de dedim ya, yani 2011 Cumhuriyet'e ve kazanımlarının en büyük saldırılarının yapıldığı yıldı ki herhalde bu yıl daha büyükleriyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurulu'nun yönetim kurulu üyelerine atamalar da bize onun sinyallerini veriyor. Umarım tabii yanılırız. Tabii. Yanılırız ama bu 2012 meselesi... Oraya geçmeden önce Serdar, şey ne diyorsun? Bu bir Avrasya şeyi var bunlarda, bir vurgusu. Böyle bir, yani sen orada coğrafyayı çok güzel tarif ettin. Hakikaten evet. İnsanlar şimdi, da şok oldu. Yani orada böyle bir Avrasya. Hiç görmediler. Evet. Hayal edemiyoruz. Avrasya neresi diye bir baktığın zaman, değil mi? Nasıl bir coğrafya çıktı orada ya? Yani inanılmaz. Çünkü şimdi şöyle bir mesele var. Bu çok cilalı tabirler var ya. Misyon, vizyon bilmem ne gibi. Benim hiç yakın durmadım. Şimdi adamlar vizyon olarak, yani bahse konu sanayi stratejisinin müellifleri, yani yazarları, şöyle bir vizyon çizmişler. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmak gibi bir durum. Yahu kendi kendime iktisatta üs kavramı ne olduğunu, hani üretim merkezi falan anlarım da üs böyle... Başka şeyler çağrıştı. Bizim oradan kuşak, bir de bir şey havalanacakmış gibi bir şey de geliyor. Başka bizim kuşağa başka şeyler çağrıştırıyor. Yani Nazım'ın Vatan Haini şiirindeki Amerikan üsleri gibi üs geliyor. Hani ya da Süleyman Demirel'in üs yok tesis var gibi bir durum bu. Ha, bir işin absürt tarafı burası. İkincisi Avrasya coğrafyası. Ya en basitinden Wikipedia'ya falan filan bakın ya, bakın ya. Yani Avrasya demek Avrupa artı Asya demek. Yani Avrupa artı Asya'da 96 tane ülke var hocam. Normal şey. 4 milyar 250 milyon da nüfus var. Yani siz bu coğrafyada 4 milyar 250 milyon nüfusun olduğu bir coğrafyada, 96 ülkenin olduğu bir coğrafyada, yani Güney Kore'nin olduğu ve Güney Kore'nin markalarının olduğu yani. Yani Fransa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın, efendim aklınıza gelebilecek bütün ülkeleri bir düşünün, onların bu endüstrileşme paternleri sağlam durmuş oturmuşken, artık adamlar 4. faza geçiyorken, sen bu coğrafyada bir üretim üssü, hem de orta ve yüksek teknoloji ürünlerde. Acaba, soru soruyorum şimdi kendi kendime. Düşük emek maliyetleri, düşük ücretler, emeğin Türkiye'deki düşük ücretine den hareketle ve gevşek yabancı sermaye çerçeve kanunları nedeniyle ve kirli sanayiler, yani çevreye zararı yüksek olan iş kollarının Türkiye'ye taşınması tezgahı mı diye de düşünmüyor değilim. Yani ihtimallerden birisidir. Bir de hocam, burada belki geri gelmişken şöyle bir pencere de açmak lazım. O sanayi stratejisinin içinde çok uzun eylem planı var biliyorsunuz. İnanılmaz 70 küsur ya. Sayfa eylem planı ve o eylem planı dahilinde timetable'ı, zamanlaması yapılmış bazı kurumlar var. O kurumlar yok şu anda. Çünkü seçime 3 kala, yani 12 Haziran seçimlerinden önce
bir yetki kanunu ve o yetki kanununa bağlı kararnamelerle bir bürokratik düzen ve daha 2 Kasım'da çıkan kararnameler. Saydım hocam. Gene böyle tuhaf. Hepsi değişti isimler ya da kalktı çoğu. 34 tane kararnameyle bütün bürokrasiyi yeniden yapılandırdınız ve çoğu kurumu eylem planında görevlendirdiğiniz kurumu adı yok. Başka bir teşkilat haline dönmüş ya da kapatılmış, işlevsiz kılınmış olanlar da var. Dolayısıyla da o zaman çok idare hukukçusu gibi fetva vermeyelim ama yani bu strateji belgesi hukuken de malul gibi geliyor bana. Bir de yani sizin bir stratejiniz var. O stratejiye bağlı alt stratejiler çıktı. Otomotiv stratejisi, makine stratejisi. Biz strateji yorgunu bir ülke haline geldik. Yani stratejileri izlemek için bile ayrı bir müşavirlik hizmeti belki almamız lazım. Çünkü birbirlerine atıf yapmıyorlar. Ya bir de çok kırıp döküyorlar. Hani züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi deniyor ya. Trabzon'da yazım, ya bu kanunluk ve kararnamenin hemen ardından bir toplantıya katıldım. Yine bir mühendislerin olduğu bir toplantı. Sponsor kuruluşun adı var. Kuruluş yok orada. Uzman uçağa binmeden önce uzmanıydı. Uçaktan indi. Adam uzman değil. Dehşet bir sahne ya. Yani ya, bir acayip bir şey oldu. Yani en temel kurallar da o kadar kritik bir şeyi de altını çizdiniz ki o da şu. Bakın, İktisadi anlamda kaynak tahsisi mekanizmalarında kamunun sorumluluk mevkiyi işgal etmiş zamanında çok keyifli, olumlu işler başarmış Türk bürokrasisi. Artık öyle bir bürokrasi yok. Yok, kesinlikle. Ve son dönemde kırıntıları vardı. İşte kamuda eşit görev unvanına eşit ücret diye bir son 660 tam sayısını hatırlayamadım şimdi. Bir kararname ile 2 Kasım'da çıkan kararname ile birlikte şey yaptılar. Aslında kararnameyi eğer çok ayrıntılı okumayıp da sadece basından takip ettiğinizi vay be helal olsun iktidar bloğuna, çünkü kamudaki ücret adaletsizliğini giderdi diye bir şey söylenebilir belki. Fakat ayrıntıya baktığınızda zaten o kararnameden önce Türkiye'nin göz bebeği maliyenin köklü heyetleri olan maliye teftişi, hesap uzmanı ve gelirler kontrolörünü ilave ettiniz. Evet, tabii onu bitirdi. Bakanlık teftiş kurullarını kaldırdınız. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nu kapattınız. Sayıştay'ın içine üstelik bunun getireceği sakıncaları ben iyi hatırlıyorum. Seninle birlikte bir sanırım Mükeller Bey'in hazırladığı bir bu teftiş kurulunun tasfiyesiyle ilgili bir rapor hazırlamıştı. Cumhurbaşkanlığına sunulmuştu. Evet. Hatta tartışmasında da yer almıştık. Evet. Yani müthiş uyarılar olmasına rağmen, yanlışlar gösterilmesine rağmen bunlar oluyor. İşin acı tarafı bu. Bir de Serdar, çok önemli bir tespitim vardı o sunuşunda. Şey, bu gümrük birliğiyle ilgili senin de benim de zamanında itirazlarımız vardı. Evet. Ben metni, sen tabii onu yansıttın şeyde de, ya bunlar bizim bildirimizin içinden alınmış gibi sanki. Hani biz bunları daha önce söylemiştikten pek rahatsız oluyoruz dedik ya. Evet. Altını çizdiğimiz şeyleri orada yazıyor. Fakat benim şaşırtan şey şu. Hı-hı. Yazınca heyecanlanıyorsun değil mi? Aa tamam, bir durumu düzeltecek bunlar. Fakat onu orada itiraf ediyorlar. Fakat aynı tas aynı hamam devam ediyor. Şimdi hocam, ona ne dersin? Bu 96 evet. yılında Gümrük Birliği anlaşması imza edildiğinde biz bir grup iktisatçı olarak kıdemli hocalarımızın evet. önderliğinde bir bildirinin altına imza evet. atarak bunun Türkiye'yi felakete sürükleyecek. Kesinlikle. Hele üçüncü ülkeler meselesini gündeme getirdik. O zaman evet. daha ilk şeyleri okuduğumuz olası durumlardı. Olası durumlardı. Şimdi bu stratejinin müellifleri de ya bunu ya. Artık durumun vahametini yeni fark ettiler. 96-2011, 15 sene sonra. Sonuçlar çıktı. Şöyle bir şey yazmışlar, evet. onu okuyacağım hocam. Evet, evet. 126. paragraf. AB'nin 3. ülkelerle gerçekleştirdiği ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeyi öngördüğü. Daha da var yani. Tercihli düzenlemelere Gümrük Birliği'nin tarafı olarak ülkemizi dahil etmemesi. Uygulamaya koyduğu çeşitli yeni mevzuat hazırlıklarında önceden bilgilendirme gibi mekanizmaları kullanmaması
ve işbirliğine gitmemesi ülkemizin bu tür düzenlemeleri yapmasını güçleştirmekte ve ülkemiz menşeli ürünlerin, burası çok kritik, AB ve üçüncü ülkelerin pazarlarındaki rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemekte. Bu durum sanayi sektörüne de doğrudan yansımaktadır. Şimdi eğer bunu yazıyorsan gereğini yap kardeşim. Gereği şudur. Tek taraflı feshettir. Aynen. Gümrük Birliği Anlaşması'nı bitti gitti demektir. Bu mahcubiyete aynen gerek yoktur. Yani 15 sene sonra bu yazılırsa işte ondan bu imalat sanayinin payı... Hatırlıyor musun? Orada bir tespitimiz vardı o bildiride. AB üyesi olmadan gümrük birliği üyesi olmanın bir anlamı yok. Tabii. Çünkü orada kurallar, oyunun kurallarını adam belirliyor. Sen orada uymak zorundasın kardeşim. Tabii. Üye değilsin ki. O anlaşmanın kurallarını sen belirleyebilirsin. Hem üye değilim. Evet. Hem de Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerle, yani üçüncü ülkelerle Avrupa Birliği'nin belirlediği normları da kabul etmek zorundayım. Şimdi istersen şuraya gelelim. Senin bildiriden çıkan sonuç, hani şöyle çarpıcı olarak ulusal kanal izleyicileri, çünkü o tebliğ çoğu arkadaşımız izleyemedi. Hı-hı. Meslektaşlarımız geldi ama yani bu çalışmadan zaten özetlerini verdik ama ya çıkan işte sanayi stratejisi belgesinden ben şunları görüyorum. Şunlar şu sonuçlardır diye bir onu sunarsan 2012'ye de oradan gelelim, konuşmayı öyle sonuçlandıralım. Şöyle söyleyebiliriz belki. Evet. Yani genel omurgası hakkında söyleyecek başka şeyler de var ama daha çok bu bizi çok uzun süreler meşgul edecek olan bu bölgesel dengesizlik. Evet. Geri çevreler ya da tam tarifiyle Kürt meselesini de etkileyecek işlere, sanayi stratejisi içine, yani bölgesel kalkınma meselesine değinerek belki bu turu tamamlamış olur. Şimdi 26 tane kalkınma ajansı uygulamasıyla karşı karşıyayız. Çünkü işte Brüksel öyle istedi. Tabii. 2000 yılında NATS'la ilgili istatistik bölge birimleri sınıflandırmasına geçtik. Bizim çocukluğumuzda bildiğimiz 7 coğrafi bölge oldu 26 bölge. Yani 26 bölgeli bir ülkeyiz biz şu anda hukuken. Bu 26 bölgenin her birini de bir kalkınma ajansı kurdular ve o bölgelerin komşu iller birbirleriyle yarışır hale geldi. Evet, evet. Bu bölgesel gelişme ve kalkınmanın ana ruhuna ters. Yani biz işte Kilis'le Gaziantep'i nasıl yarıştırırız? Adana ile komşu illini nasıl yarıştırabiliriz? Bitlis'le Şırnak'ı nasıl yarıştırabiliriz? Halbuki ortak bir amaç fonksiyonu etrafında belirlenmiş stratejik önceliklere sahip, birbiriyle ileri geri bağlantıları yüksek bir iş kolları kurup öyle bir tasarlayıp bölgesel kalkınma meselesine yaklaşmak dururken, biz şimdi kalkınma ajanslarına havale ediyoruz. Diyoruz ki siz kalkınma ajansları olarak o ilde ne yapılması lazım geldiğini bize söyleyin. Biz de Avrupa Birliği'nden gelen kaynakları onlara tahsis edelim. Sakın da unutmayın, kalkınma ajanslarına talimatlardan biri şudur. Bölgesel duyarlılığı yüksek üniversitelerle çalışın. Yeni de üniversiteler kurdular ya hocam, işte 200'e doğru gidiyorsa. Işte, her ilde. Bölgesel duyarlılığı yüksek. Mesela işte önerilen meselelerden biri geçmişini arama turizmi diye laflar dolaşıyor. Ya da inanç turizmi. Evet. Gibi. Biraz toparlayacağız hocam, zamanımızda. Şey buradan yani bu bölgesel dengesizlik meselesi bence sanayi stratejisinin önemli açıklarından birisidir. Bizim o bölgedeki toprakları yeniden yurt yapma özlemi ile hemhal olması için orada gerçekten iş ve aş yaratabilmek ve düzenli gelire sahip kitleleri yeniden kol kola girmesini sağlayamazsak ki o da bir merkezi plan, onunla tamamlanmış bir bölgesi. Aynen öyle. Yani önce bir merkezi planımız olacak. Ondan sonra o merkezi planın içine manalı bir yer olan bölgesel planımız olacak. O planlar dahilinde bir, yoksa her ili kendi kendileriyle yarıştırırsak bu sefer iş şeye doğru gidiyor. Yani çünkü kalkınma ajanslarının yönetim kurullarının başında her ne kadar bağımsız gözüküyor olsa da valiler var.
Valiler ve kaymakamlar Ankara'dan gelen, pardon, Brüksel'den gelip Ankara'nın aracılık ettiği kaynaklarla pas ederek şey yapıyorlar. Evet, evet. Yani benim ilçemi şunu yaptır, benim ilimde bu olsun diye bir böyle bizim mecliste kalkınmada öncelikli görevlerin belirlendiği zaman ki gibi bir şeye doğru gidiyor. Lagarlığa doğru gidiyor. Ben o açıdan huzursuzum. Tamam. Yani son bir cümlede olarak, 2012 için söylersen ondan kapatalım istersen. Zamanımız bitti. Biraz az bir şey kaldı. Yok, çok önemli tespitler. Yani hocam, yeni bir makaleden bahsedeceğim. Profesör James Petras bir makale yazdı. 2012 kıyamet manzarası makalenin başlığı. 2012 kıyamet, bak, kıyamet manzarası. Yeni bir makale. Ben de dün gece okudum. Şeye çok benziyor makalenin ana omurgası. Sevgili programın esas sahibi Profesör Alparslan Işıklı hocamızın yeni kitabı. Neoliberalizm ve Üçüncü Dünya Savaşı. Unutmadan söyleyeyim. Sevgili şeyde Yıldırım Koç da enfes bir yazı yazmış, evet, Aydınlık'ta. Evet, evet. Yıldırım'ı da buradan analım. Evet, hem analım hem kutlayalım ikisini de. Hocamızın da en kısa sürede şu diş sorunlarını da çözüp, değil mi yani? Aha. Aramıza daha yakışıklı ve daha dinamik bir biçimde aramızda olur, evet, inşallah. Ne diyor özetle? Özetle diyor ki bir Üçüncü Dünya Savaşı kapıdadır. Vay anasını. Alparslan Hocam hakikaten kulakları çınlasın. Evet, işte onun için yani dün gece okurken dedim ki hoca helal olsun yani. Hadi kulakları çınlasın. Şimdi diyor ki mesela ...2008'den 2010'a doğru biraz hafiflese de yaygınlaşan ufunet bütün Avrupa'yı, daha doğrusu Avrupa Birliği'ni sarmış durumdadır. Yorumlar, yorumcular Amerika Birleşik Devletleri'nde krizin 2012'de de derinleşeceği yönünde yazıp çiziyorlardı. Keynesçi devletin yeniden ekonomideki rolüne vurgu yapıyorlardı ve bu arada tabii Amerika'da diyor %99 biziz, Wall Street'i işgal et, evet, meselesi bütün eyaletlere yayılıyor. Buradan diyor şeye gidecek, bütün ülkelere yayılacak ve diyor ki 2012 yılı Petras'a göre Amerika ve İsrail'in İran'a karşı savaş yılı olarak görülüyor. Bu savaşın bedelini tüm dünyanın ödeyeceğini ve ekonomik buhranın yıl sonuna doğru büyük halk hareketlerine dönüşeceğini, 2012'de başlamak üzere iktisadi, politik, sosyal yönden 2008-2009'da yaşanan büyük durgunluk sırasında yaşananlardan daha sert bir düşüşe doğru gideceğiz diyor James Petras. Hocanın tespiti, hoca bunu bu kitabı yazın bitirdi. Tabii. Ve şey, Petras bunu yeni yazıyor. Benim de eğitim senin web sitesinde buna benzer, tabii bu kalitede ve analitik bir tespit değil ama yani böyle bir olasılıktan söz etmiştik. Hatta hocayla da Ulusal Kanal izleyicileri hatırlar. Bunu tartışmıştık. Üçüncü Dünya Savaşı mümkün mü filan diye. Güzel tespitler. Vallahi Serdar, o kadar dolusun ki aman bizim 2-3 program, 4 program yapmamız lazım. Onu da artık hocaya havale edeceğiz. Yani hoca seni unutmasın. Efendim vallahi ben hakikaten bu tartışmaya doyamadım. Sevgili Serdar, her zamanki kaliteli katkılarıyla çok önemli tespitler yaptı. Burada sona erdiriyoruz tartışmayı. Ulusal Kanal izleyicilerine iyi akşamlar diliyoruz ve iyi yıllar diliyoruz. Sadece iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yıllar. Evet.